Milli İrade'nin gür ve güçlü sesi Bursa TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yurttan ve dünyadan öne çıkan haberlerle, Türkiye ve dünyanın gündemiyle her akşam olduğumuz gibi bu akşam da karşınızdayız. 19 Nisan 2018 bugünün tarihi, günlerden Perşembe. Yoğun bir gündemi geride bıraktık, yoğun bir günü geride bıraktık sevgili izleyenler. Ben başlıkları sizlere aktarmayayım, hemen başlıkları izleyelim, günün öne çıkan başlıklarını izleyelim, ardından ayrıntılarla birlikte olalım. Erdoğan, Xi Jinping'le görüştü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping telefonda görüştü. Ünal oy oranını açıkladı. Mahir Ünal, erken seçim öncesi son anketin sonuçlarını açıkladı. Türkiye erken seçime gidiyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, erken seçimin piyasaları olumlu etkileyeceğini söyledi. Türk Hava Yolları tecrübesiz pilot arıyor. Pilot lisansı bulunan lise mezunları Türk Hava Yolları'nda işe alınacak. Karşıya geçerken canından oldu. Karanlıkta karşıdan karşıya geçerken canından oldu. Küba'da Castro dönemi son buluyor. Küba'da bir devir kapanıyor. 60 yıldır süren Castro dönemi sona bir adım daha yaklaştı. Firari FETÖ'cü serbest bırakıldı. Yunanistan, FETÖ'cülerle ilgili skandal bir karara daha imza attı. Hepsi şimdi Bursa TV ana haberde. Hepsi ve daha fazlası için Bursa TV ana habere hoş geldiniz sevgili izleyenler bir kez daha. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantının ardından Adalet ve Kalkınma Parti sözcüsü Mahir Ünal kameraların karşısına geçti. Ünal, erken seçim öncesi son anketin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kahvaltılı toplantı 1,5 saat sürdü. Toplantıya partinin tüm milletvekillerinin katıldığı belirtildi. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Mahir Ünal kamera karşısına geçti. Ünal erken seçim öncesi son anket sonuçlarını paylaştı. En son yapılan anketi biliyorsunuz paylaştık. En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu %55.6 gözüküyordu. Mayıs ayında kampanya sürecinin başlayacağını belirten Ünal, büyük mitingler düzenleyeceğini belirtti. Yani muhtemelen Mayıs ayının 15'i gibi herhalde başlar gözüküyor kampanya süreci. Tabii ki yine mitinglerimiz olacak, büyük mitinglerimiz olacak. Sayın Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bunlarla ilgili planlamayı ilk MYK toplantımızda gerçekleştireceğiz. Evet sevgili izleyenler, Sayın Ünal'ın seçim anketi sonuçlarını birlikte izledik diyelim ve devam edelim. Erken seçim kararına ilişkin hükümetten önemli bir açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ erken seçimin piyasaları olumlu etkileyeceğini söyledi. Cumhuriyet'in ilanından geçen 100 yıl sonra yeni bir dönemin kapısını aziz milletimiz 24 Haziran'da açacaktır. Bu son derece önemlidir. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ erken seçim kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tabii seçimin erkene alınması bu anlamda Türkiye üzerinde hesap yapan, kirli hesap yapan, herkesin hesabını bozan bir adım olmuştur. Türkiye'ye dönük tuzak hazırlayanların tuzaklarını boşa çıkaran bir hamle olmuştur. Türkiye'de senaryoyu artık başkaları değil, bu millet yazacaktır. Bu milletin yazdığı senaryoya da herkes tabi olacaktır. Seçim tarihinin piyasalara etkisini de değerlendiren Bozdağ, erken seçimin piyasaları olumlu etkileyeceğini belirtti. Ben olumlu etkileyeceğine inanıyorum. Dünkü piyasaların verdiği tepkide bu olumlu etkiyi çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Demin de söyledim, geleceğe dair belirsizliklerin tamamı ortadan kaldırılmıştır. Türkiye üzerine kurulduğu, kurulacağı söylenen planlar, tuzaklar, senaryoların tamamı bunları planlayanın elinde patlamıştır. Bozdağ, henüz adaylığını açıklamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız
er meydanına çıkmış siyasetin baş pehlivanlarından bir tanesi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu eğer diyorsa ki ben de Eroğlu erim, ben de bir baş pehlivanım, o zaman kısmetini giyip ben adayım diye çıkması lazım. Şimdi er meydanından nasıl kaçarız onun hesabını yapıyorlar. Yani bunun bir manası da şudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı eğer Cumhurbaşkanlığına aday olmazsa bu şu demektir. Biz CHP olarak Türkiye'nin iktidarına talip değiliz. Seçimin ikinci tura kalmayacağını söyleyen Bozda, AK Parti'nin seçime hazır olduğunu ifade etti. Seçim ikinci tura kalmaz. Ya bu seçimin sonucu dünkü piyasaların verdiği tepkiden belli olmuştur. Ben bugüne kadar seçim sonuçlarını ekonomi verilerinden hep takip ettim. Ekonomi nasıl bir tavır korsa genelde öyle çıkıyor ve dün seçim kararının açıklanmasını müteakip işte ne oldu? Borsa 112 bini aştı. Euro'da, dolarda düşüşler yaşandı. Bu çok önemli bir gelişme. Sayın Bozdağ ikinci tura kalmaz dedi seçimler için. Bakalım göreceğiz Sayın Bozdağ'ın açıklamaları bu yöndeydi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları var. Uyum yasaları çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Akşam saatlerinde yapıldı bu açıklama ve Cumhurbaşkanı'nı aday gösterecek kişi için gerekli olan 100 bin imzanın yer aldığı kanunlarla ilgili detayları paylaştı Hayati Yazıcı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı, ayrıntıları birlikte izleyelim, ardından devam edelim. Cumhurbaşkanlığı seçimi kanunu ve benzeri ve 2839 sayılı milletvekili seçimi kanununda uyarlama düzenlemeleri öngören bir çalışma. Burada da en önemli kısmı biliyorsunuz anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için 100 bin seçmenin teklifinin de yöntemlerden biri olduğuna için düzenleme yer almıştı. Bunun nasıl gerçekleşeceğine ilişkin bir düzenleme. O düzenleme yapılan öneride 100 bin, en az 100 bin seçmenin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurmuş kişiler, tabii ki YSK bunları ilan edecek. Onlar da kimi destekliyorsa seçim kurullarına başvurmak suretiyle, kimliklerle birlikte seçmen olmaları şartıyla kimi aday göstermek istiyorlarsa o konuda beyanda bulunacak. İşte prosedür kendilerine alındı, belgesi verilmek suretiyle gerçekleşecek. Böyle bir düzenleme içeriyor. Yani bugüne kadar işte notere gidecek, masraf yapacak vesaire falan o tür yöntemler tercih edilmedi. Sevgili izleyenler, erken seçim tarihinin açıklanmasıyla büyük panik yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi OHAL gündeme getirmeye başladı. O halde seçim olmaz sözlerini gündeme getirdi. Şimdi 1995 yılına geri dönelim. Erken seçim önergesiyle OHAL tezkeresinin aynı gündemde ve aynı günde aynı zamanda yer verildiği ortaya çıktı. Şimdi ona bakalım. Bu milleti OHAL şartları altında adaletsiz bir seçime sürükleme hakkınız yok. Derhal yapılması gereken şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü hali kaldırmaktır. Olağanüstü hal döneminde defaatle seçime gidilmiş. Bu mesele, olağanüstü hal meselesi seçime ilişkin değil, güvenlik meselesidir denmiş. Ve daha da ötesi bizi bu konuda eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü hali uzatarak seçime gitmiş. 95 yılında bunun örneği var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçim olacağını açıklaması sonrası büyük panik yaşayan CHP, o halde seçim olmaz eleştirisine sığındı. CHP'nin 1995 yılında CHP-DYP iktidarında erken seçim önergesiyle OHAL tezkeresini aynı gündemde meclise sunduğu ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan belgelerle CHP'nin OHAL eleştirilerine cevap verdi. Bir meseleyi eleştirirken mutlaka bir istikrar olması lazım, bir gerekçe olması lazım. Çok zor değil. Tarihi arşivlere baktık. Bundan 15-20 sene önce 1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin iktidar olduğu, koalisyon olduğu dönemde erken seçim kararı alınmış. Bu karara baktığımızda çok ilginç, metni paylaştım bugün sosyal medyada. Bu metne baktığımızda
Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği önergede aynı gündem içerisinde olağanüstü hal tezkeresi de var. Yani şunu demek istiyorum. Eski yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü hal içerisinde ülkeyi seçime götürmüş. Bu konuyla ilgili CHP adım atarsa yanlış değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantı öncesinde konuşan Turan, o halin terörle mücadeleyle ilgili olduğunu vurguladı. Bakınız, olağanüstü hal öncelikle asla seçime ilişki bir yasal mevzuat değil. Tam aksine güvenlikle ilgili, terörle olan mücadelemizde kurumlarımızın daha güçlü, daha pratik iş yapmasıyla ilgili bir meseledir. Ve bu mesele AK Parti'nin değil, Türkiye'nin meselesidir. Bugün terörle mücadelede AK Parti'nin değil, tüm Türkiye'nin, tüm kurumlarımızın, tüm partilerimizin görevi vardır. Dolayısıyla olağanüstü hali AK Parti'nin güya seçime ilişkin bir kararı gibi ifade etmek, eleştirmek hakkaniyetten uzak bir yaklaşımdır. Fakat daha öte bir şey söylemek isterim izin verirseniz. Bakınız, bir meseleyi eleştirirken mutlaka bir istikrar olması lazım, bir gerekçe olması lazım. Çok zor değil. Tarihi arşivlere baktık. Bundan 15-20 sene önce, 1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin iktidar olduğu, koalisyon olduğu dönemde erken seçim kararı alınmış. Bu karara baktığımızda çok ilginç, metni paylaştım bugün sosyal medyada. Bu metne baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği önergede aynı gündem içerisinde olağanüstü hal tezkeresi de var. Yani şunu demek istiyorum. Eski yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü hal içerisinde ülkeyi seçime götürmüş. Bu konuyla ilgili CHP adım atarsa yanlış değil, AK Parti yaparsa yanlış. Bu doğru bir yaklaşım değil. Dolayısıyla olağanüstü hal döneminde defaatle seçime gidilmiş. Bu mesele, olağanüstü hal meselesi seçime ilişkin değil, güvenlik meselesidir denmiş. Ve daha da ötesi, bizi bu konuda eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü hali uzatarak seçime gitmiş. 95 yılında bunun örneği var. Turan, CHP'lilerin baskın sözlerine de sert tepki gösterdi. YSK'nın seçim takvimine ilişkin önümüzde 66 gün gibi uzun bir zaman var. 66 gün az bir zaman değil. Bunu eleştiren CHP'ye yine aynı belgeyle cevap vermek isterim. Onu da bugün paylaştım sosyal medyada. Örnek şu, 95 yılında Doğru Yol Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaklığındaki koalisyon erken seçim kararı alıyor ve bu kararı aldıktan 58 gün sonra da seçime gidiliyor. Yani CHP erken seçim kararı aldığında 58 günde seçime giderken biz 66 günde gitmemize rağmen bu eleştiri hakkaniyetten uzak, klasik bir CHP eleştirisidir. Ben tabiri caizse yerim dar demenin hiçbir anlamı olmadığını, her partinin şeffaf, demokratik rejim içerisinde seçimlere hazırlık yaptık zaten, hep beraber yola devam edeceğimizi, milletin kararına saygı duyacağımızı, milletin kararının baş tacı olacağını, şimdiye kadar nasıl ki biz 16 yıldan beri millete rağmen bir iş yapmadıysak, milletimizi üzmemişsek, aynı gerekçelerle yola devam edeceğimizi düşünüyorum. Daha güçlü. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli erken seçim öngörüsünde bulundu. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü ve erken seçim için 24 Haziran tarih belirlendi. Peki 24 Haziran'da hangi seçimler yapılacak? Gerekli uyum yasalarının süratle çıkarılmasının akabinde Milliyetçi Hareket Partisi takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanını hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akıllı, en demokratik yoldu. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı, bu gerçekleri de göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Sonuçta ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık. Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz seçime hazırız. Buyursunlar. Herkes meydanda boyunun ölçüsünü alır. Müzik.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ani çıkışıyla siyasetin rotası değişti. Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AK Parti ile MHP arasına başlayan yeni kapı ruhu, AK Parti'nin uzun süredir istediği yönetim sistemindeki değişikliğinin önünü açtı. 16 Nisan referandumuyla Türkiye'ye çağrılacak Cumhurbaşkanlığı sistemi hayata geçirildi. Buna göre anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili hükümleri yapılacak ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecekti. Referandumun ardından ilk seçimse 2019 yılı Kasım ayında yapılacaktı. Başından bu yana seçimlerin zamanında yapılacağını açıklamıştı Erdoğan. Ancak zorunluluklar erken seçim kararını getirdi. Eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor. Buna rağmen bizim tercihimiz hep milletimize verdiğimiz taahhüde uygun şekilde 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Ancak gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Erken seçimin öne alınmasında en önemli gerekçe ekonomi. AK Parti seçim atmosferine girdiği her ortamda ekonomi ve terör saldırıları ya da siyasi krizlere maruz bırakılıyor. Son dönemde erken seçim iddialarıyla belirsizlik yaratılıyordu. Bu belirsizlik ekonomide dalgalanmalara neden oldu. Seçimin en kısa sürede yapılması ekonomide olumlu gelişmelerin önünü açacak. Erken seçim tarihinin netleşmesiyle piyasalarda belirsizlik ortadan kalktı. Bu durum döviz piyasasında aşağı yönlü harekete neden oldu. Günlerdir ateşi düşmeyen dolar ve euro düşüşe geçti. Öte yandan Suriye'de yürütülen sınır ötesi operasyonlar, Suriye ve Irak merkezi olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirdi. Türkiye'nin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş daha fazla önem kazanmaya başladı. 24 Haziran'da yapılacak erken seçim ilklerin seçimi olacak. Seçim tarihi açıklandı. Sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden erken seçim kararı çıkarılması var. Genel kurulda erken seçim kararının çıkması için oylamaya katılan milletvekillerinin yarısından bir fazlasının oyu gerekiyor. Ardından da Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklayacak. Seçmen 24 Haziran'da hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. İlk turda Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbiri %50 artı bir oy alamazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylama yapılacak. Bu oylamaya ilk turda en çok oy alan iki aday katılabilecek. En yüksek oy alan isim Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Türkiye 16 Nisan referandumunun ardından ikinci kez olağanüstüler uygulaması altında sandık başına gidecek. Bu seçimde ilk kez partiler yasal olarak ittifak yapabilecek. AK Parti ve MHP seçime Cumhur İttifakı adı altında girecek. Siyasi partiler seçim takvimi açıklamasından itibaren 7 gün içinde ittifak protokollerini Yüksek Seçim Kurulu'na iletecekler. 24 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin uyum yasalarının meclisten geçirilmesi gerekiyor.
Anayasadaki seçimlere bir yıl kala seçim mevzuatında yapılacak değişiklikler uygulanmaz ibaresi 16 Nisan referandumunda değiştirilmişti. Yapılan düzenlemeyle seçime bir yıl kala yapılan değişikliklerin ilk genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanmasına imkan veriyor. Firari FETÖ'cü serbest bırakıldı. Yunanistan FETÖ'cülerle ilgili skandal bir karara daha imza attı. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefonla görüştü. Görüşmede Suriye'deki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Xi'ye kimyasal silahların kullanımına Türkiye'nin öteden beri karşı olduğunu söyledi. Suriye'de gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğu da konuşuldu. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğinden bahseden Erdoğan ve Xi, terörle ortak mücadelenin önemini de konuştu. İki lider, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını yineledi. Kuşak ve yol girişimiyle Türkiye'de öngörülen yatırımlara da değinildi. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi'ye 13. Ulusal Halk Kongresi'nde tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti. Şehit Ömer Halis Demir davasından karar çıktı. Sevgili izleyenler, davada yargılanan 18 sanığın tamamına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Kahramanas Subay Ömer Halis Demir'in şehit edilmesi davasında karar duruşması yapıldı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Karara ilişkin açıklama yapan şehit Ömer Halis Demir'in kardeşi Soner Halis Demir, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Bugüne kadar, bundan sonra da güvendiğimiz, inandığımız iki adalet var. Birisi ilahi adalet, diğeri Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsız yargısı. Hamdolsun adalet yerini buldu. Şehit Ömer Halis Demir 80 milyon Türk milletin kardeşi olarak, evladı olarak, bir vatan askeri olarak görevini yaptı. Devletimiz ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü, milletimizin bölünmez bütünlüğünü koruyan, kollayan bağımsız yargımız da gereğini yaptı. Kahraman şehidimizi bir kez daha rahmetle analım sevgili izleyenler. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugay ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı davasında karar çıktı. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse iştirak suçundan 20 sanığa müebbet verilirken 217 sanığa 6 aydan 20 aya kadar hapis cezası verildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugay ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı davasında cezalar belli oldu. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Davanın karar duruşmasında sanıkların son sözleri soruldu. Suçsuz olduklarını savunan sanıklar beraat talebinde bulundu. Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında eski Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü'nün de bulunduğu 20 kişiye anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme bazı sanıklara ise anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse iştirak suçundan ceza verdi. Heyet 217 sanığa 20 yılla 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verilmesini kararlaştırırken, hain darbe girişimi sırasında er olarak vatani görevini yapan 62 sanıkla bir sivil memur ve bir albayın beraatine hükmetti. Devam edelim sevgili izleyenler. Yunanistan'a bir göz atalım. Yunanistan kötü komşuluğu oynamaya devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kaçan darbeciler hakkında rezalet bir karar aldı. Yunanistan Danıştayı 8 firari FETÖ'cüden birini serbest bırakma kararı aldı.
Yunanistan FETÖ'cülerle ilgili skandal bir kararla daha imza attı. Yunanistan Danıştay Mahkemesi 8 FETÖ'cüden biri olan Süleyman Özkaynakçı için geçici bir karar aldı. Özkaynakçı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Gatimerini gazetesine göre Özkaynakçı devlet gözetiminde sıkı güvenlik önlemleri altında serbest kalacak. Bu karar Mayıs ayında iltica konusunda alınacak karara kadar geçerli olacak. Özkaynakçı hiçbir yere gidemeyecek ve göz hapsinde olacak. Kararın diğer 7 FETÖ'cü için de alınması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri eli kanlı terör örgütüne geçit vermiyor. Diyarbakır'a uzanalım şimdi. Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır'da güvenlik güçleri Bayrak 82 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak özel birlik operasyonunu başlattı. Operasyon kapsamında Kulp ilçesinde jandarma komando ve güvenlik korucu timleriyle bir grup terörist arasında temas sağlandı. 4 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada geçici olarak teşkil edilen 8 şok yol kontrol ve arama noktasında 901 kişi ve 205 aracın sorgulamalarının yapıldığı aktarıldı. Değerli izleyenler, haklarında kesinleşmiş cezaları olan HDP'li iki isim Osman Baydemir ve Selma Irmağan vekilleri düşürüldü. Böylece HDP'nin düşürülen vekil sayısı 11'e çıktı. Mevcut olan milletvekili sayısı ise 48'e düştü. Partinin 9 milletvekili ise cezaevinde. HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmağan milletvekilliği düşürüldü. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmağan hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin başbakanlık tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gelince Meclis Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Baydemir ve Irmağan milletvekilliği düştü. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmağan, silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasını onarken, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polis hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını uygun bulmuştu. HDP'nin meclisteki sandalye sayısı 48'e inmiş oldu. Karşıya geçerken canından oldu. Karanlıkta karşıdan karşıya geçerken canından oldu. Zehir tacirleri yakayı ele verdi. Güvenlik güçleri Adana ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda toplam 168 kilo uyuşturucu madde ele geçirirken bununla beraber Karabük'te daha önce uyuşturucu ticareti yapıp yakalanan zanlılar için 30'ar yıl ceza kararı verildi. Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Adana'da bir kamyonun yakıt deposundaki gizli bölmede 160 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. Dedektör köpeği Şans'ın kamyonun yakıt deposuna tepki vermesi üzerine araç incelendi. Polis kameralarına yansıyan operasyon görüntülerinde Şans'ın uyuşturucu maddeyi nasıl bulduğu görülüyor. İstanbul'da ise Hakkari Yüksekova'dan yurda sokulan uyuşturucu maddelerin bir şebeke tarafından İstanbul'a getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul Polis ve Hakkari Polis'in düzenlediği ortak operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Karabük'te uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan tutuklu yargılanan 3 sanığa 30'ar yıl hapis cezası verildi. Şimdi kent gündemine bir göz atalım. Engelli vatandaşlara uygulamalı tarım eğitimleri verilecek. Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, "Tarımla engelleri aşıyoruz" protokolüne imza attı. Bursa farkındalık oluşturan projelerine devam ediyor. Ayakta kendi başlarına kalabilecek. Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın katılımıyla Bursa Valiliğinde imzaları atılan Tarımla Engelleri Aşıyoruz protokolü, engelli vatandaşların sosyal yaşamda daha aktif rol almalarına katkı sağlamayı hedefliyor. Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Başkan Aktaş projede emeği geçenlere teşekkür etti. Burada
engelli vatandaşlarımız inşallah özellikle tarım ürünlerinin üretilmesi hususunda beceri, bilgi, mesleki yeterlilik kazanacak. Teşekkür ediyorum bütün taraflara, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Böyle bir şeyde desteğimiz ve imzamız olduğu için de çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Sayın Valime, muhterem ağzını sevgilerle saygılar sunuyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi olağan toplantısının birinci birleşkesini yaptı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, erken seçim kararına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Büyükşehir Belediyesi olağan meclis toplantısının birinci birleşkesi yapıldı. Gerçekleşen toplantıya ilçe belediye başkanları başta olmak üzere meclis üyeleri, belediye çalışanları ve idari personel katıldı. Toplantıda encümen ve ihtisas komisyonları üyelik seçimi gerçekleştirildi. Toplantının 3. maddesi olarak yer alan dairelerin meclise havaleleri teklifleri doğrultusunda ise 54 madde kabul edildi. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Arkadaşlar dün ve evvelsi gün tabii ani gelişmeler oldu. Ankara'da 2 gün önce Salı günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin öncelikle söylemleri ve akabindeki gelişmelerle de anormal bir durum olması 24 Haziran 2018 tarihi için bir seçim kararı alındı. İnşallah ülkemiz için, Bursa'mız için, insanlık için hayırlı olur. Başkan Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Bursa'da gerçekleşen etkinlikler hakkında da konuştu. Yine kısa bir süre sonra da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Tabii öncelikle şunu ifade etmeliyim ki bu sene bayram bizim için bir başka güzel. Bizatihi korteje katıldığım için de gördüm. Dünyanın 40 farklı ülkesinden 800 tane çocuğu biz misafir ediyoruz Bursa'da. Rengarenk bir çiçek bahçesi gibi çocuklar. Çocuk her halükarda günahsızdır, sabidir zaten biliyorsunuz. Ve pırıl pırıllar gerçekten 23 Nisan'ın ruhuna uygun bir şekilde bir araya geliş söz konusu oldu. Çocuklarımız da burada farklı faaliyetler, etkinlikler yapıyor. 800 çocuğumuz farklı evlere dağıtıldı. Ailelerden çok güzel tepkiler alıyoruz. Uluslararası Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bursa'da yapıldı. Yapılan operasyonda puta okçuluğu, menzil okçuluğu, mas güreşi, aşık atma ve mangala kategorilerinde düzenlenen organizasyon 20-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri Bursa'da yapılacak. Etkinliklere İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den toplam 874 sporcu katılacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri nedeniyle Bursa'ya gelecek olan 11 ilden 874 sporcu İstanbul'da yapılacak Fetih Kupası'na katılmak için ter dökecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, okçuluğun Türk kültüründe önemli olduğunu ifade etti. Sadece bir spor dalı olmaktan öte, içinde bir kültürü barındıran, içinde bir yaşam tarzını barındıran spor dalları bunlar. Tabii binlerce yıl öncesinden bugünlere kadar geleneksel spor oyunlarımız, inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenip bizim kimliğimizin bir parçası olmuşlardır ve okçuluk da bu önemli değerlerimizden bir tanesidir. Küba'da Castro dönemi son buluyor. Küba'da bir devir kapanıyor. 60 yıldır süren Castro dönemi sona bir adım daha yaklaştı. Nilüfer İMKB Fen Lisesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle hazırlanan NIF TÜBİTAK 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisinin 6.sı düzenlendi. Fuara öğrenciler ve iş adamları yoğun ilgi gösterdi. Nilüfer İMKB Fen Lisesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle hazırlanan NIF TÜBİTAK 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi kapılarını bilimseverlere açtı. Nilüfer İMKB Fen Lisesi spor salonunda gerçekleşen programa 7 danışman öğretmen görevlendirildi. Bu projenin amacı
amacı aslında öğrencilere hangi gezegenin ne kadar kütle çekim ivmesine sahip olduğunu açıklamaktı. Yani daha iyi öğrenmelerini sağlamak. Bu konu hakkında yani bu konu için böyle bir proje geliştirdik. Öğrenciler tartıya çıktığı zaman hangi gezegende ne kadar ağırlıkta olduklarını görebiliyorlar. Bizim projemizin adı KODA-D620. Biz burada neyi araştırdık? Monosodyum glutamatı araştırdık. Peki monosodyum glutamat ne? Halk arasında bu Çin tuzağı adıyla biliniyor. Paketli gıdaların arkasında ise E621 koduyla. Eğer cipstir, hazır çorbadır, çikolata gibi maddelerin arkasına baktığımızda bu kodu genellikle görüyoruz biz. Bunun amacı ne? Kullanım amacı ne? Bağımlılık etkisi yaratıyor ki bunun yanı sıra birçok olumsuz etkisi var. Ne gibi? Göz retina tabakası hasarı, böbrek, pankreas, karaciğerde hasar, ondan sonra diyabet ve obezite bu madde yol açıyor. Halkta bunu hiç durmadan paketli gıda tüketimi olduğu için kullanıyor. Bizim projedeki yapma amacımız zaten halk arasında farkındalık oluşturmak. Programa katılan iş adamları, okul müdürü Ramazan Acar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği ile birlikte düzenlediği 1. Bursa Robot Yarışması sonuçlandı. Törende ilk 3'e giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. 1. Bursa Robot Yarışması'nın kazananları belli oldu. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne düzenlenen 1. Bursa Robot Yarışması'na 16 okul katıldı. 2 gün süren yarışmada 103 robot mücadele ederken serbest kategoride ilk 3'e girenlere ödülleri takdim edildi. Yarışmada birinci olan Muhammed Bar ve Muhammed Karadayı yaptıkları robot hakkında bilgi verdi. Optik sensörlerle, kızartı sensörler vasıtasıyla hazırladığımız çizgileri takip ediyor. Arduino diye bir program var. Onu attığımız program sayesinde mutfak ve masalar arasında mesafeyi ayarlayarak masalara servis yapıyor. Uzaktan kumandalı bir modülümüz var. O modüle kumanda tuşlanarak hangi masaya gideceği tuşlanıyor. O masaya servis yapıyor. Üzerinde bir tepsi bulunuyor. O tepsi aldıktan sonra ayrı ona tekrar mutfağa geri dönüyor. Bir kere bu robotu hocalarımız yardım olmadan tasarlayamazdık. Aldığımız malzemelerle tasarladık. Bu büyük bir emekti. MÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Demirci organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzle MÜSİAD Bursa Şubemizin arasında yapılan protokolden sonra protokol gereği yaptığımız bir faaliyet. Bursa'da MÜSİAD Şubesi olarak ve İl Milli Eğitim olarak birincisi düzenlediğimiz robot yarışması çok güzel geçti. Emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon oldu. Ödül töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi kent gündemini yakından ilgilendiren kentsel dönüşüm, deprem yönetmeliği gibi konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak da katıldı. İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 16. Dönem Yönetim Kurulu Yeni Deprem Yönetmeliği, Kentsel Dönüşüm, Ulaşım, üyelerine mesleki sorunları ve inşaat sektörüne dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. İMO Bursa Şubesi'nde gerçekleşen basın toplantısına İMO Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Albayrak, 2019'un başında yürürlüğe girecek yeni deprem yönetmeliğine dair görüşlerini aktardı. Yönetmeliğimizin getirdiği en büyük yenilik, ülkemizde 1., 2., 3., 4. ve 5. derece şeklinde sınıflandırılan deprem bölgelerinin kaldırılmasıdır. Bunun yerine fay hatlarına olan uzaklıklarına göre ki en önemli yenilik budur, deprem ivme değerlerinin dikkate alınması esası getiriliyor. Yani projesi yapılacak olan arsanın koordinatlarının AFAD'ın web sayfasından ilgili alana girilerek elde edilecek deprem ivme kayıtlarını alınarak hesap yapılması esası meslek hayatımıza girmiş bulunuyor. Da en kötü zeminde genel gerekli önlemler alınmak kaydıyla 7 metre irtifayı ki bu iki kata tekabül ediyor. Geçmemek üzere bina yapılması mümkün olabilecek. Kentsel dönüşüme de değinen Albayrak, kentsel dönüşümün bir bina yapmak değil, aynı zamanda kenti yenileme çalışması olduğunu ifade etti. Kent halkı olarak kentsel dönüşüm konusundaki algımızın bir binayı yıkarak yeni bir bina yapmak yani yık yap şeklinde olduğu gözleniyor. Oysa kentsel dönüşüm sadece yeni binalar yapmak değildir. Aynı zamanda kent yenileme ve canlandırma çalışmalarını da içermektedir.
Değerli izleyenler, Bursa yine ölümlü bir trafik kazasına ne yazık ki tanık oldu. Karanlıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan adama araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atarak metrelerce uzağa fırlayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Karanlıkta karşıdan karşıya geçerken canından oldu. Olay Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Gemlik istikametinden gelerek şehir merkezine giden Yavuz idaresindeki araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan Rauf Öğe'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan ve aracın camına çarpan Rauf Ö yola savruldu. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Rauf Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından araç sürücüsü Yavuz Z gözaltına alındı. Dikkatsizlik, hatalı sollama her geçen gün ne yazık ki can almaya devam ediyor. Ankara, Tekirdağ, İstanbul ve Erzurum'da meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 72 vatandaşımız ise yaralandı. Dikkatsizlik yine birçok kazaya neden oldu. Erzurum'da kaçakları taşıyan kamyon şoförü yol kontrolü yapan jandarmayı fark edince kaçmak için ana yoldan tarihi yola girmek istedi. Bu sırada yol kenarındaki tümseye çarpan kamyon devrildi. Yan yatan kamyonun kasasındaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 90 kaçak çevreye savruldu. Kazada kamyonun altında kalan bir kaçak öldü, 4 ağır toplam 64 kaçak göçmen yaralandı. Tekirdağ'da ise Keşan'dan Malkara istikametine seyreden Turgut Öğ yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak yön tabelasına çarptı. Hurda'ya dönen araçta yaralanan Turgut Öğ, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sürücünün 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi. Ankara'da 3 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazası can pazarına sahne oldu. Turgut Özal Bulvarı üzerinden şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan 3 otomobil Steller Kavşağı'ndaki dönüş varyantında çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobiller demir yığınına dönerken araçlarda bulunan 7 kişi de yaralandı. İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaştan geriye bir tek ayakkabıları kaldı. Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişiye yaptığı ilk müdahalede hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri meydana gelen kazalarla ilgili soruşturma başlattı. Değerli izleyenler, İsrail'in 15 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Filistinliler her yıl 15 Mayıs'ı Nekbe günü olarak anıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence Nekbe'yi İsrail'in kuruluş yıl dönümü olarak kutladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Trump ve Pence'i paylaşımlarına tepki gösterdi. İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu. Günümüze kadar uzanan bu süreçte Filistin topraklarının büyük bölümü işgal edildi, katliamlarla binlerce Filistinli öldürüldü. Nekbe olarak adlandırılan o günlerin üzerinden tam 70 yıl geçti. ABD Başkanı Donald Trump paylaşımında Büyük Bağımsızlığın 70. yılında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile İsrail halkına iyi dileklerimi iletiyorum. İsrail'den daha iyi bir dostumuz yok. Gelecek ay Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın bu tweet'i üzerine yardımcısı Pence, bugün bağımsızlığın 70. yılını kutlarken Büyük Müttefikimiz İsrail'e biz de katılıyoruz yazdı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise katliamları hiçe sayarak sosyal medya hesaplarından İsrail'in kuruluşunun 70. yılını kutlayan ABD Başkanı Donald Trump'la Başkan Yardımcısı Mike Pence'e anlamlı bir hatırlatma yaptı. Kalın paylaşımında İsrail'i kutlayan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e yalnızca Nekbe hadisesinin 70. yılı yazan etiketi paylaşarak karşılık verdi.
Jandarma Genel Komutanlığı filosuna 3 yeni atak helikopteri daha ekledi. Öte yandan makine ve kimya endüstrisi kurumu tarafından üretilen ilk milli piyade tüfeğimiz olan MPT-76'dan 5000 adedi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmek üzere yola çıktı. Türkiye, yerli ve milli savunma sanayinde üretilen milli silahlar Türk ordusunun gücüne güç katıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah, atak helikopterleriyle başarılı operasyonlara imza atan ve teröre darbe üstüne darbe indiren Jandarma Genel Komutanlığı filosuna 3 yeni atak helikopteri daha ekledi. Kahraman Türk Ordusu, yeni eklenen 1071 Alparslan, 1299 Osman Gazi ve 1453 Fatih isimli atak helikopterleriyle başarı yolunda emin adımlarla yürüyor. Öte yandan milli piyade tüfeği MPT-76 üretim aşamasında 50'nin üzerindeki testi başarıyla geçen dünyadaki tek silah olarak Türkiye'nin gururlu haline geldi. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Silah Fabrikası'na üretilen ilk milli piyade tüfeği MPT-76'dan 5000 adedi daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmek üzere yapılan törenle sevkiyat için yola çıkarıldı. Törende konuşan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakçıoğlu, MPT-76'dan toplamda 20 bin adet siparişleri olduğunu, yapılan sevkiyatla 16 bininin teslim edileceğini belirtti. 20 bin siparişimiz vardı. Bunun 16 binincisini bugün gönderiyoruz. Geride kalan 4 bin silahımızı da inşallah bir ay içinde teslim edeceğiz. Yani verdiğimiz sözde bu vesileyle tutmuş olacağız. Ocakçıoğlu, yapılan sevkiyatın 20 binine sayılı kalmayacağını, askerimizin elinde bulunan silahların tedavülden kalkacağını dile getirdi. Bu MPT-76 silahımız 20 binine kalmayacak. 26.500 silah daha sipariş geleceğini ilgililerden haberini alıyoruz. Askerimizin elinde bulunan G3'ler artık tedavülden kalkacak. Onların yerine MPT-76 silahımız yerine konacak. 2019 yılı için itibariyle demin de söylediğim gibi 26.500 MPT-76, 15.000 MPT-55 şu anda hazır, 2019'u bekliyor. NATO standardı, 42 tane NATO standardı testlerden geçen tek silah olarak dünyaya nam salmış bir silahımız var. Bundan makine kimya silah fabrikası olarak ne kadar övünsek azdır. Bunda da hepimizin emeği ve gözünürü var. Bunun daha iyisini yapmak bizim de borcumuz. Milli İrade'nin gür ve güçlü sesi Bursa TV ana haberin bu akşam da sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.